Mansur Yavaş'ın herhangi bir projesi yok. Eğer projesi varsa beğenmemizi söyleriz, beğendiğimizi söyleriz. Bu bir. İkincisi, Mansur Yavaş'ın geçmişine baktığın zaman ülkücü kökenli. Ben de ülkücüyüm ve Avustralya Ülke Ocakları'nın kurucusuyum. Kendisinin bir becerisi olduğunu düşünmüyorum bugünkü Ankara'da. Ben 50 yıldır da Ankara'dayım, yurt dışında uzun yıllar kaldım. Üniversite görev yapıyorum şu anda. Şimdi Mansur Yavaş Beypazarı'nda, Beypazarı gazozunun çıktığı yerden aldığı 3-5 kuruş vergilerle veya işte artık oradan gelirle yol kenarlarını yapmış, düzenlemiş. Onu yaptı diye, ufacık bir hizmet var diye Ankara'ya Büyükşehir Belediyesi'ne gösterilmesi çok yanlış bir şey. Çünkü kendisinin becerisi yok. Sonra 4 yıldır, 5 yıldır gördük kendisini. Herhangi bir hizmetini biz göremiyoruz şu anda. Basit şeylerle uğraşıyor. Bakın, şu Atatürk'ün anıtının şurada, heykelinin yanında. Buraya lüzumsuz yere para hizmet etmiş. Gerek yok. Burada insanlar zaten kuşlar falan dolanıyor, geziyorlar falan. Gereksiz bir böyle hizmetlerin peşinde. Ne yaptığını da kendi de bilmiyor. Aslında böyle bir durum yani şu anda. Allah yardımcısı olsun, ama bir dahaki sefere kazanma şansı hiç yok. Çünkü hem kendisinin vizyonu yok bu konuda. Projeleri yok, planları yok. Gelirken de zaten öylesine bir geldi. Allah bunları, yani bu belediyelerden, belediyelikten anlamayan başkanları üzerimizden alsın inşallah en kısa zamanda. Peki bir dahaki seçimde şansı nedir? Kesinlikle yok. Hiçbir şansı yok. Kazanamaz. Yok. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Çünkü kendisine vizyon yok. Kendi konuşamıyor. Derdini anlatamıyor. Projelerini anlatamıyor. Nasıl o? Benim ismim İrfan Demir. Kendisi beni arasın. Ben onu kendisine yarım saat, bir saat tartışayım bu konuda. Hangi projesi varmış? Bilelim yani. Yani biraz pasif kalıyor kendini açıklama konusuna. Biraz pasif. Hem kendini anlatamıyor, hem de proje ortaya koyamıyor. Ekibi iyi değil. Ya Ankara Belediyesi'ni doldurdu. Lüzumsuz insanlarla birçok kişi görüyorum. Daha önce Ankara Belediyesi'nde hizmet çalışan işçilerin çoğunun yerlerini değiştirdi. Yani sakat birisini gitmiş yola vermiş, yolda çalıştırıyorlar. Sırf daha önceki dönemde girdi diye falan. Böyle bir yanlış. Ülkücüye yakışmaz. Ülkücü değil zaten o. Şu anda olmaz yani. Eski ülkücü diye bir şey yok. Ya ülkücüdür, ülkücülük MHP'de olur. Onun dışındaki başka bir partilerde olanlar da ülkücü değildir yani. Allah yardımcısı olsun. Ülkemiz şu anda zor durumda. Gayet hepimiz bunun farkındayız. Ama ben 3 dil konuşuyorum. Yabancı basını takip ediyorum. Türkiye bugün çok çok iyi bir durumda dışarıya bakarak. Ama içeride tabii emeklinin durumu, işsizlerin durumu, bunlar da halledilirse Türkiye süper ülke olacak en kısa zamanda yani inşallah, Allah'ın izniyle. Ben yabancı basından Çin basını okudum geçen hafta. Orada şunu söylüyor, diyor ki hükümet, diyor, yeni kurulan kabine, diyor, yani bu kabine, diyor, başındaki Tayyip Erdoğan, biz 10 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde dünyanın ilk 10'una sokacağız Türkiye'yi, diyor. Şimdi oradaki... Sokabilir mi? Mümkün tabii ki. Şöyle, ve oradaki soru şu. Yabancı basında çıkan yazıyı okudum. Diyor ki oradaki yazı. Evet, diyor, ama diyor şu kurduğu kabineyle, diyor, ilk 10 değil ilk 5'e sokar, diyor. Bunu Çin söylüyor. Çin dünya ekonomisini elinde tutan, Amerika tutmuyor, onlar tutuyor. Yani böyle bir durumda şu anda. Çin'le peki karşılaştırsanız, Çin bizi kıskanır durumda mı? Yok, kıskanmaz. Çünkü Çin niye, neyini kıskanır? Çünkü Çin'in nüfusu fazla. 1 milyara yakın nüfusu var. Türkiye'nin 85 milyon nüfusu var. Hiçbir şeyle kıskanmaz. Jeopolitik yönden, jeokonum yönünden, Türkiye'nin coğrafi yönden konumu farklı. Onun için ne kıskanma ne rekabet olur yani. Olmaz yani. Yani Çin daha mı iyi? Çin daha iyi değil. Çin'de de çok büyük fakirliği durumda olanlar var tabii ki de. İyi değil de o nüfusuyla ancak onlar o kadar düzelebilir. Biz de bu nüfusuyla bu kadar düzeltebiliyor. Daha da iyi olur inşallah. Ben ümitliyim yani, Türkiye'nin şu bir yıl, önümüzdeki bir yıl içerisinde bir atağa kalkacağına inanıyorum. Çünkü kabine iyi. Ekip iyi. Çok güzel şu andaki kurulan ekip. İyi çalışıyor.
20 yıldır taşı diksem tecrübe sahibi olur. Yani bir hata yapmış olamaz. Melih Gökçe miydi bu söz? Yok, ben Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Türkiye'nin ekonomisinden bahsediyor şimdi. Ha, Ankara'ya geçerse eğer, Melih Gökçe 30 yıldır burada Ankara'da. Ankara'yı Ankara yapan kişidir. Gerçekten çok şahsiyetli, çok karakterli, çok düzgün proje üreten birisi yani Melih Gökçe. Onun dışında şu ana kadar gelmiş geçmiş başkanların hiçbirisi bir hizmet yapmadı. Ben Ali Dinçer zamanını da biliyorum. Ali Dinçer zamanında ben Ankara'da Başbank'ta çalışıyordum. Gençlik Parkı'nın önüne ben metro yapacağım dedi bundan 30-40 sene önce. Ve metroyu sadece oraya iki kepçe getirdi, öyle bıraktı. Ama metroyu yapan kim? Yine hükümetle Ankara Belediye Melih Gökçek zamanında olmuştur. Keçiören metrosu, direkt Keçiören'de evimin önünden biniyorsun, Kızılay diniyorsun. Düşün, bunu da yapan yine o zamanın projesini devletin yürütmesi. Yani muhalefetin verebileceği hiçbir şey yok. Onların en başarılı olduğu şey birbirleriyle münakaşa etmek, tartışmak, kavga etmek. En güzel orada başarılı bunlar. Peki son olarak rakibi var mı sizce? Bir sonraki seçim kazanamaz dediniz ya. Kim peki bundan eder? Şu anda yani rakibinin ortada olduğu birkaç isimler var. Onları biz söylemeyelim tabii ki. Ama rakibi olsun veya olmasın. Şu anda rakibi olmadığı halde Mansur Yavaş'ın şansı yok hiçbir şekilde. Aklınızda bir isim var mı? Ankara'ya yani Melih Gökçek kendisi olursa süper olur, aday olursa. En iyisi Melih Gökçek. Tabii ki o efsane geri döner yani.